Esma, sert basağı iyice. Basıyorum ya abla. Kız sağ öğrettiğim gibi ağa hiç boşluk kalmayacak. Abla bir de onun dibinde Kuzey abi yok. Zavallı peynirler var. Yavaş yavaş. Yıldız abla! Yıldız abla! Yıldız abla! Yetiş Yıldız abla. Ulan ne oldu? Kıymetliyi çalmışlar. Ne? Emin misin? Eminim tabii abla. Öküz kendisi bağını söküp gitmedi ya. Bir aldı gitti onu abla. Ulan bu garda kışta kim çalacak benim kıymetlimi? Esma, tabancamı getir. Şükrü, sen de davran haydi. Abla dur, nereye bu garda kışta ya? Gözünü seveyim. Zaten kim çaldıysa çoktan etini budunu ayırmıştır. Selamün aleyküm, kolay gelsin. Aha. Parçaları ayrılmış bile. Ulan kafanla uğraşacağıma çekip vuradım topuğundan seni. Hain! Ne diyorsun sen ya? Evine iki tane fare saldım diye bacağımı kopartacaktın ya cani. Cani mi? Ulan asıl cani senin gibisine derler. Ayağını kafana kısırdım diye gitmiş kıymetlimi kesmişsin ya. Ne? Boğazında kalsın inşallah. Sen ne diyorsun ya? Kıymetli falan değil. Ruhi'den aldım ben bunu. Kavurma yapacağım. Lah sen deli başı mı kestin? Ya ne deli başı kesmesi? Deli baş benim kankam. İnsan kankasını yer mi be? Bu başka biri. Bunun adı yok. Bunu tanımıyorum ben. Abi Ruhi'ninse benim kıymetim nerede? Ya sen öküzlerin yularlarını fazla sıkıyorsun. Hayvanlar da kaçıp gidiyor. Anladın sen. Benim öküzüm senin gibi öküzlere benzemez. Azıcık yularını sıktım diye beni terk etmez. Benim kıymetlimle kendini bir tutma sen. Bu daha iyi günlerin Yıldız Hanım. Elindeki her şeyi tek tek kaybedeceksin. Sen daha bak öyle. Sen beni tehdit mi ediyorsun ulan? Ha? Beni tehdit mi ediyorsun sen? Yoo, ben olacakları söylüyorum. Beni ayı tuzağıyla avladığın yetmiyormuş gibi bir de hırsız diyorsun, iftira atıyorsun. İftira mı? Yapmadığın şey mi? Benden intikam almak için yanıp tutuşmuyor musun sen? Yoo, artık benden sana kıvılcım bile çıkmıyor be Yıldız. Ne yanması? Hadi beni tutma. Daha kavurma yapacağım. Boğazında kalsın. Oh, mis. Afiyet olsun. Bu nedir ya? Mis gibi mis. Bir de diyor ki, bu diyor benim kıymetlim olmasın sakın diyor. Ya arkadaş, senin kıymetlin de senin gibi karta kaçmıştı. Bu nedir bu? Bununla kart. Ne olmuş? Yıldız'ın kıymetlisi mi kaçmış? Ha. Böyle Yıldız'ın esaretinden kurtulmuş İsveç dağlarındaki o inekler gibi böyle çayıra yaylaya vermiş kendini. Kaçmış gitmiş. Bazı öküzler o esaret için çok yalvardı bağ ama. Sen de 20 yıl yalvardın kendi kendine. Seninkinin yanında bizimkinin lafı mı olur? Ne oldu Yıldız? Kaçırmışlar mı, kendisi mi kaçmış? Hiç bilmiyorum vallahi Fadime. Belki de kıymetlimi kaçırıp kavurma yapan cani aramızdadır. Yo. Kuzey eti ben verdim. Yani caniler aramızda değil. Ne? Ne yapıyorsun ya? Tadına bakarak mı anlayacaksın kıymetlinin olup olmadığını? Bunun benim kıymetlim olmasına imkan yok. Bu senin gibi sinire kaçmış, gaskatı olmuş. Yıldız, ayıp oluyor ama. Kuzey'e en değerli danalarımdan birini verdim. Bırak ya Ruhi. Yıldız benimle iletişime geçmek için türlü yollar arıyor işte. Sen niye hala geneli nimetten sayıyorsun? Ben asıl arkadaşlarımı görmeye geldim. Sen benimle iletişim kurmak için bahane arıyorsun. Canım öyle olsaydı ayı kapanının intikamını alırdım. Ama almayacağım. O ne demek be? Seni kin duyacak kadar bile önemsemiyorum. Umursamıyorum demek. Kesin öyledir. Korktuğumdan bir şey yapamıyorum demiyorsun da. Yıldızcığım, bu saatten sonra değil ayı kapanıyla avlamak. Kuyumu kazsan yine de umursamıyorum seni. Seni görmüyorum çünkü. Görmüyorum. Ne? Görmüyor mu? Görmüyorum. Ruhi, sen de gayipten sesler duyuyor musun? Bence şansımı fazla zorlama, tersi pis bileyim. Çok da umurumdaydı. Sen beni görmüyor şimdi öyle mi? Görmüyorum. Şimdi görüyor mu? Görmüyorum. Şimdi görüyor mu?
Görmüyorum. Ben şimdi seni... Olur mu la? Yeter ula. Ben sağa öyle bir şey yapacağım ki... ...kurtar beni diye gözümün içine bakıp bağ yalvaracağım... ...gılımı kıpırdatmayacağım. Hadi canım, hadi. Anca kurarsın tuzağını. Otur ya, ne ayaklanın? Bir şey yok buna, standart Yıldız Kuzey. Evet, bakalım. Nedir ya? Turkish lokum ya. Ağızda dağlıydı değil mi? Aynı yumruk gibi. Benim yumruğum gibi. Gururum ağızda dağılır. Ey! Ey! Ne var ulah? Ne gülüyorsun? Neye mi gülüyorum? Yap hadi numaranı yap. Ne yapacaksın? Bu bir tuzağı mı hazırladın? Böyle tırmık mı var yerde? Basacağım dump diye kafama mı vuracak? Ne olacak? Giyotin düzeneği mi hazırladın? Buradan gidersen mi giyotin kafama inecek? Bu taraftan gidersen mi giyotin inecek? Ne olacak? Aman! Hiç işim gücüm yok da seninle uğraşacağım. Aha! Anahtarın yine bağa kaçmış. Gel de onu al. Tamam. Başlama yine. Ver o anahtarı, ver. Veremem. Gelip kendin al. Uşağın mı var senin? Ha, yer miyim ben bu numaraları be? Geleceğim ben oradan. Tuzak var, ayı kapanı var. Pıp, gideceğiz değil mi? Öf! Ah! Seninle uğraşamayacağım, al. Sen kendini çok mu zeki zannediyorsun? Bir ayı aynı tuzağa bir kere daha düşmez. O yüzden böyle değil, böyle geleceğim. Dairesel hareketlerle. Bak, dairesel böyle değil. Daire, kurnaz tilki seni. Dairesel, daire. Dairesel. Anladın mı? Daire. Daire. Ay ne oldu ula? Ne oldu ayıcığım? Hani aynı tuzağa bir kere daha düşmezdin? Kaçma ula. Gel buraya. Ula. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Aha bir değil, iki değil, üç kere avladım ula seni. Aa çıtayı çok açtım ha, çıtayı çok yükselttim. Şimdi çok merak ediyorum, intikamını nasıl alacaksın acaba? Almayacağım ula. Almayacağım. İstiyorsan evimin altına dinamit koy, patlat. Gene de almayacağım intikamımı. Alma. Aa böyle de çok eğlenceli. Eğlenceli öyle mi? Yalnız bilmediğim bir şey var Yıldız. Sen benim için artık yok hükmündesin. Anladın mı? Ne var, ne oldu? Ne bakıyorsunuz? Ziyan olmuş bir aşk hikayesine bakıyoruz. Çok yanlış yaptın Yıldız abla. Babamı tam böyle çekmişken uzaklaştırmak nedir ya?
Sen hiç laftan sözden anlamaz mısın? Hani hepimiz birimiz, birimiz hepimiz içindi. Hani biz Voltran'dık ya? Kız bir dakika, dur yavaş yavaş gelin. Ne diyorsunuz siz, anlamıyorum ben. Bir sağ kadınlığını kullan dedikçe sen iyice kelle kesen kör aslana bağladın. Asıp keseyin Yıldız. Ne yapacaktım? Ettiklerinin yanına kar mı bırakacaktım? Sen öyle başına buyruk takıldığın için bizim bütün planlarımız alt üst oldu. Böyle mi geri kazanacağını düşünüyordun babamı? Ya nasıl yapacaktım? Adam benim yüzüme bakmıyor, beni görmezden geliyor ya. Ay. Ya sen çizgi film karakteri misin? Niye çukur kazıp babamı ayı gibi içine düşürüyorsun? Neden? Ayı kapanıyla avlamaya kaç puan peki? Ha? Ya Yıldız abla, siz Maşa'yla kocayı mısınız? Kendinize gelin bir ya. Aa, baban kocaya kurban olsun. O kocayı Maşa'sı için neler yapıyor? E sen de kocayın yaptı. Ama sen kıymet bilmedin. Yok, tamam. Aa, benden olmayacak ha. Anladım, benden olmayacak. Olacak. Eğer sen bizi dinlersen, bak gör babam sana yeniden aşık olacak. İyi, tamam. Haydi, dinliyorum. Bak benim güzel bacım. Ayı kapanla, çukurla avlamaya kalkarsan o ayı ölür. Emme, ayı balınan tavlarsan o ayı sen olur. Tavlamak in, avlamak out. Anladın? O ne demek kız? Başından aşağı bal mı dökeceğim? Ya da öküzü arılara mı vurduracağım? Aman ya sen de. Hep şiddet, hep kaba kuvvet. Vallahi bezdim ha. Oradaki bal sen oluyorsun. Bak küçücük kız bile anladı. Sen hala mel mel bakayım. Yıldızcığım, bir kadının en büyük silahı kendisidir. Ucundan bal damlayan dilidir. Anladın? Ay yok, anlamadı. Yıldız ablacığım, tatlım, bebeğim. Diyoruz ki sana, azıcık cilve yap, cilve. Kız, ben o kuze cilve yapacağım ama gider kendimi ayılara yem ederim daha iyi. Ay, Yıldız abla biraz bize güvensene. Ya ne olur babamın ruhuna azıcık dokunsan. Siz beni tanımıyor musunuz? Benim dokunmaktan anladığım tek şey bu tokat ya. Ay, onu biliyoruz. Ama bizim seni tanımamıza gerek yok ki, biz babamızı tanıyoruz. Sen şöyle iki bir cilve yap. Bak nasıl tereyağı gibi eriyor. Kız ben ne anlarım cilveden? Anlarsın, anlarsın. Sen yeter ki kendini bize bırak. Omuzlar dik. Göğüs dışarı. Garun içeri. Popo yukarı. Haydi bakalım marş marş. Ne? Böyle mi yürüyeceğim? Kız böyle yürünür mü ya? Yürünür. Hadi bakayım. Uy! Olmuyor. Ha bunlar sallanıyor kafamda. Dik yürü. Dur yürüdüm Allah. Olmuyor işte be. Kız sen ne beceriksizsin ya. Olmuyor ya. Dürttün her yanımı. Tamam tamam. İncelikleri anladın sonuçta. Şimdi biz nezaket kurallarına geçelim. Ulu öküz ne anlar nezaketten? Allah Allah ya. Sen babama bir çift güzel laf ettin mi? Nereden biliyorsun anlayıp anlamayacağını? Kız ben babanın önünde diz çöktüm ya. İlanı aşk ettim, daha ne yapacağım? Ay onu herkes yapar. Önemli olan kibar olmak. Sen önce babama kök söktürüyorsun. Tabii istemez adam seni. Ne yapacağım? Ne yapacağım ağabeyini istemesi için? Yıldız, gayman bak. Erkekler kadınlığını kullanan kadınlara karşı gaddiyen gayetsiz kalamazlar. Her fırsatta yükünü hafifleteceksin. Sağ her geldiği işinde bırmak uçlarıyla koşup gideceksin. Anladın? Gel. Gel bakalım, gel. Kuzey mi o? Gel. Aha, geldi. Gel, sağ değil. Koş, koş Yıldız. Gel baba, gel baba, düz gel. 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 Gel böyle. Oo, tamam. Tamam. Adam kamyonete geldi ya. Ben kamyonet miyim? Yıldız abla aslında şu an tam zamanı. Hadi sen git ve babama nasıl kibar olunur göster. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Aa, böyle bir anda söyleyince ne yapacağımı şaşırdım. Ne yapacağım? Gideceksin ve babama odunları taşımasında yardımcı olacaksın. Ve bu da babamın çok hoşuna gidecek. Ne? Az yesin de kendini abele tutsun. Ben onun odununu taşımam. Taşıyacaksın. Eğer babamın sana geri dönmesini istiyorsan taşıyacaksın.
taşımayacağım. Taşıyacaksın. Taşımayacağım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yardıma ihtiyaç var mı? Yok. İyi. Bu odunlar biraz ağıra benziyor. Böyle iki kişi zor olmayacak mı? Olmayacak. Hayırdır? Gene bak bana öyle bu bir tuzağı falan kurduysan söyleyeyim. Yemezler. Kafama gök taşı da düşürsen benden sana cevap yok. Ne tuzağı ola? Ben sana yardıma geldim. Yıldız, kolay kolay yardım etmezsin sen bana. Hayırdır? Gene odunlarımı mı çalacaksın? Hırsız seni. Ulan düzgün konuş, çarparım şimdi ağzına ha. Sen bir değiştin abi, kafa gitti. Bir paranoyaklaştın sen. Her dakika senin yüzünden başıma bir şey geldiği için olabilir mi? Başına. Yıldız, bana uzak, cehenneme... Tövbe estağfurullah. Yıldız hadi yürü git ya. Gitmiyorum ula. Gitmiyorum. Odunları ben taşıyacağım, yardım edeceğim sağa. Ayrıca sağa yardım etme hakkımı elimden alamazsın. Sen kim oluyorsun ki benim hakkımı elimden almaya kalkıyorsun? Ya benim yardıma ihtiyacım yok. Çıldırtma beni. Ula sen benim odunlarımı taşıdığında ben sağa böyle mi davrandım? Sen odunlarını hiç taşımadın. Demek ki ben de sağa o yüzden böyle davranmamışım. Azıcık benim gibi kibar ol, nazik ol. Nezaketi senden mi öğreneceğim be? Yürü git, odunlarımı rahat bırak. Arkadaş yardım ediyor bana zaten. Kardeşim, sen bırak odunları. Ben halledeceğim. Hayır kardeşim, bırakma. Yap işini, devam et. Sen bu kırmızı kafalıyı dinleme. Kardeşim, bırak diyeyim O iş bende. Yıldız, yardıma ihtiyacım yok benim. Yeter ula. Sağ eli gelen de kabahat. Al odunlarını, al kardeşlerini. Yıldız! Odun. Yontulmamış odun. Okuz. Aferin Yıldız. Tebrik ederim. Bir çuval inciri berbat ettin bacım. Bak sana yemin ediyorum oradaki odunlar senden daha kibardı. Kız görmediniz mi bana nasıl davrandı? Yine mi suçlu ben oldum? Hiç üste çıkmaya çalışma Yıldız abla. Babamın üstüne odun yiyerek mi sen kibar oluyorsun? Bundan sonra babamı anca rüyanda görürsün tatlış. Bitti değil mi? Ben kim? Bal olup ayı tavlamak kim? Ne yapsam da yüzüme bakmıyor işte. Yıldız abla, o zaman sen de babamın asla kayıtsız kalamayacağı bir şey yapacaksın. Tabii ya. Babama öyle bir şey yapacağız ki ayaklarına kapanacak ve çok pişman olacak. Ama siz de pek seviyorsunuz gizli saklı konuşmayı. Kızım çatlatmasanıza insanı, söyleyin ney. Şimdi Yıldız ablacığım, sen de fark etmişsindir ki babam çok kıskanç bir adamdır. Yani evet, kıskançlık benim babamın en büyük bug'ı. Var öyle değişik huyları. O yüzden eğer babam seni başka bir adamla görürse kıskançlıktan deliye döner. Hey, babanızı kıskandıracağım diye elleri falan ne yapacağım? Sen hiç merak etme. Biz seni asla yalnız bırakmayız. Yemin ederim babam Hulk'a dönüşecek. Çok eğleneceğiz. Aferin kızlar. Siz bu işte ustasız. Siz nereden biliyorsunuz bu kadar şeyi? Çünkü babamızı tanıyoruz Yıldız abla. Unuttun mu? Biz Kuzey'in kızlarıyız. Eğer babamı kıskandırmayı başarırsan... ...beklediğin Kuzey rüzgarı tepende eser. İyi de nasıl olacak o iş? Yaylada değil erkek, erkek sinek bile yok. Nereden bulacağız adamı? Üzüldüğün şeye bak. Biz ithal ederiz bacım. Nereden ithal edeceksin acaba Fadik? Bu gardagışta yaylaya Kuzey'den başka kim gelmeye can atar? Feride, şu gitarı ver bakayım canım. Al abla. Antonio Banderas yok mu? Senin eski gitar hocam. Nasıl da yanık tutsa? Ama adamın kafasına gitarı kırdım. Gelir mi bir daha? Dünyanın öbür ucunda da olsa seni görmek için gelir. Antonio Banderas'a mı benziyor gerçekten? Yani biraz. Tamam. Ekstra yakışıklı olmasına gerek yok. Biliyorsunuz babamın kıskanması için nefes alması yeter. Kız Yıldız, aman diyeyim bu sefer çocuğun kafasında gitar kırma. Kız beni ne işlere bulaştırıyorsunuz